Kıymetli kardeşlerim, peygamberler diyarı, sahabeler şehri, Şanlıurfa'mızın gönlü güzel insanları, sizleri deprem konutları kura çekim ve anahtar teslim töreninde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, Balıklı Göl'den Göbekli Tepe'ye kadar kadim tarihimize ev sahipliği yapan Şanlıurfa, uygarlığın doğduğu şehir, tarihin sıfır noktasıdır. Şanlıurfa'mız Hazreti İbrahim'e selamet olmuş, milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklarla şanlı unvanına layık görülmüş bir şehirdir. Şanlıurfalı kardeşlerimin dertleriyle dertlenmek, acısını, kederini paylaşmak, onların yanında olup yüreklerindeki ateşi söndürmek bizim boynumuzun borcudur. Kardeşlerim, dün 6 Şubat'ın birinci yıl dönümüydü. Yaşadığımız acı hala çok taze. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremlerde. Eli öpülesi analarımızı, babalarımızı, aynı sokakta büyüdüğümüz arkadaşlarımızı, acımız ne kadar büyükse dayanışmamız da o denli büyüktü. Urfalı şair merhum Mehmet Akif İnan, "Sanma mesafeler koparır beni ve yıllar eskitir birliğimizi," der. Ne mesafeler kopardı, ne geçen zaman birliğimizi, beraberliğimizi eskitti. 6 Şubat'tan sonra koskoca bir millet ayağa kalktı. Devletimizin gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve aziz milletimizin fedakarlıklarıyla asrın felaketi hamdolsun asrın birlikteliğine dönüştü. Her doğan güneş kardeşliğimizi daha da pekiştirdi ve 6 Şubat'tan sonra el birliğiyle dünyanın en büyük arama, kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Şanlı şehrimiz yaraların sarılması için devletimizle bir ve beraber oldu. Hazreti Eyüp sabrınız, sizlerin gösterdiği tevekkül, anlayış ve dayanışma ruhu yapılan tüm çalışmaların bereketini artırdı, artırmaya da devam ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun işte bugün de bu sabrın neticesini alıyoruz. Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından şimdi de Şanlıurfa'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini birlikte gerçekleştiriyoruz. Depremde kardeşlerimizi, depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturuyor, kavuşturmaya da devam edeceğiz inşallah. Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıkılan evlerimizin daha iyisini, daha güzelini, daha güvenlisini yapacağız. Dünyanın en büyük konut seferberliğiyle bir yıl gibi kısa bir sürede 11 ilimizde inşa ettiğimiz 46 bin konutumuzu sizlere teslim ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Şanlıurfa'da 9.799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10.891 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün
1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz. Yine yaklaşık 4000 konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz durmayacağız, duraksamayacağız. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, yüreğimizdeki ateşe, yüreğinizdeki ateşe su taşımaya devam edeceğiz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kurallarını çekerek anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine liderlik eden kalıcı konutların yapımında güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kurallarımızın, konutlarımızın yapımında, değerli kardeşlerim, konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına, kabinedeki tüm bakanlarımıza depremin ilk anından itibaren canla başla görev yapan AFAD'ımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her konuşmamızı nasıl tamamlıyoruz? Duayla tamamlıyoruz değerli kardeşlerim. Allah ülkemizi, şehrimizi ve tüm insanlığı bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden korusun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.